Hanımefendiler, beyefendiler, Teferruat'a hoş geldiniz. Bu videoları beğeniyorsanız, daha fazla insan görse daha iyi olurdu diyorsanız, videoları beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Arada sırada yorum yazabilirsiniz. Paylaşırsanız da harika olur. Bunların tamamı ücretsiz. Bunları rahat rahat yapabilirsiniz. O zaman Teferruat'a başlayalım. Türkiye'nin gündeminde çocuklar var. Çocuklarımız var ve her zaman ana gündemimiz, birinci gündemimiz bu olmalı çocuklarımız nasıl yaşıyorlar? Bir memleketin çocukları nasıl yaşıyorsa bir memleketin çocuklarının hayallerine ve korkularına bakarak o memleketin durumunu anlayabiliriz sevgili izleyenler. Ve Türkiye'nin çocuklarına baktığımızda karşımızda iyi bir manzara yok. Maalesef korkunç bir tablo var. 6 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz ve bunun tek olmadığını maalesef biliyoruz. Bu sadece ortaya çıkan bir tanesi. Ortaya çıkmasaydı, gündeme gelmeseydi çoktan üzeri örtülmüş bir suç vardı. Bir canavarlık vardı, bir vahşet vardı sevgili izleyenler. Ve bir şekilde ortaya çıktı ve gündeme geldi. Doğal olarak herkes bunun üzerine gidiyor. Ama bir şekilde bunun üzerine örtmeye çalışan birileri de hala var. Üzerine örtmeye çalışmıyorlarsa bile bunu kendileri için yine siyasi bir Allah'ın lütfuna çevirmeye çalışıyorlar. Bakın örnek, okuyalım hep beraber. Erdoğan, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davasıyla ilgili muhalefeti eleştirdi. Bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyetli dedi. Bu meseleyi sizin dininizle ilişkilendiren kim acaba? Kim çıkıp da böyle bir şey dedi? Ortada bir çocuk var ve korkunç bir suç var. Ama Erdoğan'ın derdi bu değil zaten. Erdoğan demek istiyor ki ya ne olur dinimizle ilişkilendirin. Ya arkadaşlar bu konuyu dinimizle ilişkilendirmesek mi acaba? Acaba birileri çıkıp buradan İslam'a saldırsa hoş olmaz mıydı? Biz bunu siyaset malzemesi olarak kullanmaz mıydık? Bir dakika, bunlar bizim dinimiz. Ne? Dinimize mi saldırıyorlar? Vay din düşmanları deyip şöyle seçimlere doğru giderken bu aşağılık, bu lanet durumdan acaba seçim için şöyle din soslu bir politik malzeme çıkaramaz mıyız diye düşünüyor Erdoğan ve taraftarları. Ağızlarını açıyorlar diyorlar ki bizim dinimiz de... arkadaş sen çocuklara sahip çık. 6 yaşında bir çocuğun başına gelen korkunç bir şey var. Kelimelerle ifade edilemeyecek korkunç bir şey var. O çocuğun ifadelerini, dava dosyasında geçen ifadeleri okuyabiliyor musunuz sevgili izleyenler? Okuyabiliyor musunuz? Okuduğunuzda ne hissediyorsunuz? Aklınıza bu mu geliyor? Bir dakika bunu bizim dinimizle ilişkilendirirler mi acaba? Bunu mu düşünüyorsunuz? Ya bir insan bunu düşünüyorsa, şimdi genel tablo şu sevgili izleyenler. Bu ortaya çıktı. Çıkmasaydı iyi olurdu bireleri açısından. Ortaya çıktı. Ortaya çıkmasını engelleyemediler. Bakın ellerinden geleni yapmışlar. Bu kızcağız mücadele etmiş aslında. Bu kızcağızın başına kötü bir şey geldiğini bir doktor anlamış. Polise haber vermiş. Bir dosya açılmış. Savcı tutuklama istemiş iki defa. Kemik yaşı tespiti için hastaneye gitmişler. Ama bütün bunlara rağmen bunun üstünü örtebilecek kadar güçlü bir şeyler var karşımızda. Birileri var. Yani bu kızcağız mücadele etmiş aslında. Ta ki bu dava dosyası bir gazetecinin Timur Soykan'ın yazmasıyla bütün Türkiye'nin gündemine geldi. Türkiye'nin gündemine gelmeseydi vallahi de billahi de bunun üstünü örterlerdi. Buna hepimiz eminiz. 2020 yılında ses kayıtlarının verilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısının HKG'nin hem babası hem de evlendirildiği kişi için iki kez tutuklama talep ettiği ancak her iki talebinde sulh ceza hakimi tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Buyurun. 2020 diyoruz. Şu an 2022 yılındayız. Acaba bu iki yılın her bir günü o genç kadın için nasıl geçmiştir? Nasıl geçmiştir? Ne hissetmiştir? Ya adalet arıyorsunuz ya. Mahvedilmiş bir hayatınız var. Gasp edilmiş bir hayatınız var. Ya e, anlatılır gibi bir şey değil sevgili izleyenler. Bakın edebiyat medebiyat yapılır bir konu değil bu. Nasıl anlatacaksınız ya? 6 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Mahkemeye gidiyorsunuz, polise gidiyorsunuz, emniyete gidiyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz, kemik yaşıydı bilmem neydi. Her yerde adamlar çok güçlüler, çok yüzsüzler, çok alçaklar ve üzerini örtüyorlar. Bakın savcı iki kez tutuklama istemiş. Ya kimleri kimleri tutukluyorlar ya? Kimleri kimleri tutukluyorlar? Evet hepimiz biliyoruz ki bu olay gündeme gelmeseydi üzerini örteceklerdi. Buna hepimiz eminiz. Kim bilir nerelerde bizim bilmediğimiz kaç insan sesini duyuramadığı için adalet arayamamıştır, adalete ulaşamamıştır. Sesi tamamen kısılmıştır. Umudunu kaybetmiştir. Adalet aramaktan ümidini kesmiştir. Ama bir yandan da şunu diyorum. Bütün bu yaşadığı travmaya rağmen, bütün bu yaşadığı korkunç şeylere rağmen bu genç kadının şu mücadeleyi vermesi Sonra bir gazetecinin bunu ortaya çıkarması, sonra toplumun buna odaklanması, sonra bunun gündemde durması, gündemde durmaya devam etmesi. Ya diyorum ki hiç olmazsa bu feci şeyden bir hayır ortaya çıksın ve Türkiye'nin başka yerlerinde, başka şehirlerinde, başka aileleri tarafından karanlığa gömülmüş çocuklar bir şekilde bir cesaret bulsunlar, birilerine ulaşsınlar. Ve onlar da o karanlıktan bir şekilde kurtulabilsinler. Belki diyorum böyle bir hayır olur. Sağlık Bakanı koca duyurdu. Tarikattaki 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği rapora ilişkin soruşturma açıldı. Bakın neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bu tek taraflı bir suç değil. Bu tek başına tarikat lideri olabilmem ne herif işte baba ya baba. Yani o babanın, annenin, öbür kendisi 29 yaşındayken 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla bu, bu sadece bu 3 5 tane canavarın planladığı gerçekleştirdiği bir suç değil. Bu tam teşekküllü bir suç. Üstünü örtüyorlar ya. Kemik yaşı tespiti için gerçek kızı değil de 20 21 yaşındaki birini götürüyorlar. Bunu yapabilen birileri. Acaba başka neler yapıyorlar? Başka kimleri susturuyorlar? Başka kimlerin hak aramasının önüne geçiyorlar? Ama bir daha söylüyorum. Yaşadığı o korkunç şeye rağmen bir genç kızın, bir genç kadının şu mücadeleyi vermesi, yani çok büyük saygı duyuyorum, helal olsun. Bu travmayı nasıl atlattığı, atlattı mı, şu an ne durumda, neler yaşıyor bilmiyoruz. Ama gördüğünüz gibi neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bakın ne kadar basit biliyor musunuz? Sosyal medyada kampanyalar yapılıyor. Şu tutuklansın, bu yargılansın, şu tutuklan. Ya bu haberi yazan gazeteciyi tutuklattırmaya çalıştılar sevgili izleyenler. Timur Soykan yargılansın dediler ya. Bunu yazdılar biliyor musunuz? Bunu yazdılar Twitter'da. Etiket açtılar. Bütün troller hepsinin Allah belasını versin. Böyle bir durumda dahi, böyle bir durumda bile çıktılar. Gazeteci yargılansın diye hashtag açtılar. Ama bu canavarlar tutuklanmıyorlar sevgili izleyenler. Hadi bir tweet atın bakalım. Hadi bir tweet atın nasıl tutuklanıyorsunuz? Hadi bir Erdoğan'ı eleştiren bir tweet atın bakalım. İnsanlar böyle bir konuda bile ama başımıza bir şey gelir mi korkusu yaşıyorlar. Ama işte görüyorsunuz yani. Kimleri kimleri tutukladılar daha bugün gördüm sevgili izleyenler. Daha bugün gördüm 11 aylık bebeği olan anneyi tutuklamışlar. Kucağında bebeğiyle almışlar götürmüşler. Hamile kadını tutukladılar gördük. Doğum yapmış, yeni doğum yapmış kadını doğumhaneden alıp götürdüler cezaevine. Gördük bunları. %98 engelli gazi polisi cezaevine attılar. Gördük. Bunların hepsini gördük. Hepsini yaşadık. Hepimiz oradaydık. Bu arada Numan Kurtulmuş duruşmanın mümkün olan en yakın tarihe çekilmesini istemiş. Bakın şu anda toplumsal bir infial var ve çok güzel bir şey. Olmalı. Olmalı. Türkiye'nin gündemi bu olmalı. Uzunca bir sürede gündemde kalmalı sevgili izleyenler. Evet. Herkes aklına sokmalı bunu. Herkes aklına sokmalı bunu. Bu Türkiye'nin tarihinde bir yere yazılmalı. Ve böyle bir durumda mahkeme ta Mayıs ayına tarih veriyor sevgili izleyenler. O arada bu herifler yine işte biliyorsunuz serbest. Bunlar tutuklanmıyorlar. Hatta bu ananın, babanın, ana olacak, baba olacak bu şahısların mahkemeye gelmesini de zorunlu tutmuyor mahkeme. Gelmeseler de olur diyor, gelmesinler diyor. Düşünebiliyor musunuz? Mahkemeye bile gelmeyecekler. Neyse ki bugün Ocak ayını aldılar sevgili izleyenler. Mahkeme tarihini, duruşma tarihini Ocak ayına çektiler. Numan Beyler öyle söylediler çünkü mümkün olan en yakın tarihe çekilmelidir dediler. Yani biz öncelikle bu cesareti gösterdiği için, bu mücadeleyi verdiği için, o enkazın altından bir şekilde çıkıp nefesini tutup bütün böyle inancını koruyup, yaşama inancını koruyup bu mücadeleyi verdiği için o genç kadına teşekkür etmeliyiz. Müteşekkiriz. Bakın işte Ensar Vakfı. Ensar Vakfı deyince Türkiye'de insanların aklına ne geliyor? Normal, normal kafası çalışan, hafızası azıcık güçlü olan herhangi bir insanın aklına Ensar Vakfı deyince ne geliyor? Siz güvenip Ensar Vakfı'na tek kuruş paranızı verir misiniz ya? Cüzdanınızı bırakır mısınız ya? Bakın çocuğunuzu, evladınızı falan demiyorum ha. Normal cüzdanınızı, paranızı, çantanızı bırakır mısınız? Şu durumda. Böyle bir imajı varken. Ama devletimiz sağ olsun yani bu konuda hiçbir tereddüt yok. Güveniyor yani. Evet çünkü bir kereden bir şey olmaz dediler. Bir kere olduğuna eminler. Evet bir kere olduğuna eminler. Bir kereden de bir şey olmuyor sevgili izleyenler. Olmadığını görüyoruz. Ensar Vakfı'na bedelsiz olarak devredilen denize sıfır arazi mahkeme kararıyla durdurulmuş. Yani bir mahkeme durdurmuş bunu sevgili izleyenler. Bakın vay be Türkiye'de hala mahkemeler mi var? Bunu mu konuşalım? Yoksa Ensar Vakfı'na hala bedelsiz bir şekilde denize sıfır arazinin verilmesini mi konuşalım? Birbirlerinin menfaatine zeval gelmediği müddetçe bu ittifakları da aynen devam edecek. Kamuoyunda büyük tepki gören Konya'daki hayvan barınağında bir köpeğe kürekle vurularak öldürülmesi olayında tutuklanan iki görevlinin 6 yıla kadar hapsi istendi. Aynı olay. Bakın aynı olay. Güçsüzsünüz. Kiminiz kimseniz yok. Başınıza neler neler geliyor küçük bir kız çocuğusunuz. Başınıza neler geliyor? Memleketin küçük bir deresisiniz. Başınıza neler geliyor? Bir deniz kıyısı, bir ağaçsınız, bir ormansınız. Başınıza neler geliyor? Binlerce yıldır kendi halinde yaşayıp giden bir gölsünüz. Başınıza neler geliyor? Zavallı bir köpeksiniz. Başınıza neler geliyor? Ve bu başınıza gelenler gündeme gelmezse bir şekilde birileri fark edip fotoğrafını videosunu çekip bir cesaret gösterip gündeme taşımazsa başınıza gelenler kimsenin umrunda bile değil. Evet bu görüntüleri çeken adamı gözaltına aldılar sevgili izleyenler. Bakın bu görüntüleri çekip kamuoyunun duymasını sağlayan bu katliamı kamuoyuna duyuran adamı gözaltına aldılar. Ters kelepçeyle terörle mücadeleye götürdüler ve yurt dışı çıkış yasağı koydular. Bir daha hatırlatıyorum bakın. Köpeklerin katledilmesini telefonuyla çekip kamuoyuna duyurduğu için iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle terörle mücadeleye götürdüler adamı ve yurt dışı çıkış yasağı koydular. Tehlikeli birisi demek ki. Evet onlar için tehlikeli. Şimdi bu vahşeti bu katliamı yapanlara 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Peki gündeme gelmeseydi? Yani adaletin böyle bir kıvılcıma mı ihtiyacı var ya? Adaletin, adalet mekanizmasındaki insanların, hakimlerin, savcıların Böyle bir motivasyona mı ihtiyacı var? Aa gündeme gelmiş hadi dava açalım mı? Ensar Vakfı'nı menser Vakfı'nı desteklemeye devam ediyorlar. Bu konuda hiçbir tereddütleri yok sevgili izleyenler. Neden demiştik? Karşılıklı menfaatleri devam ettiği müddetçe desteklerini verirler. Hiç sorun yok. Ama bakın neyden desteklerini çektiler? Bir sinema filminden desteklerini çektiler sevgili izleyenler. Hem de nasıl çekmek biliyor musunuz? Verdikleri desteği faiziyle beraber geri istediler. Kurak Günler diye bir film yapıldı. Kan Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti ve büyük beğeni topladı. Sonra ne yaptılar? Bu filmin yönetmenine duydukları kızgınlıktan dolayı bu filmin yapımcılarından birisi şu an cezaevinde olan Çiğdem Mater olduğu için ve filmin yönetmeni ödül töreninde Çiğdem Mater'den bahsettiği için ve Çiğdem Mater'in tutuklanma sebebi evet içinler çünküler havada uçuşuyor. Sadece bu yönetmen kendilerine biat etmediği için, secde etmediği için destek verdikleri filmden o desteği faiziyle beraber geri istediler sevgili izleyenler. Ama Ensar Vakfı'na ver gitsin kardeşim, ver git Hiranur Vakfı ver gitsin kardeşim, öbürlerinden git vergi borçlarını sil kardeşim. Neden? Çünkü kutlu davaları böyle istiyor. Çünkü kutlu yürüyüşleri böyle istiyor. Kutlu bayrak falan böyle. Kafaları böyle çalışıyor. Şimdi Kurak Günler filmi gişede rekor kırmış. Ne rekoru biliyor musunuz? 54 bin izlenmiş sevgili izleyenler. Evet. Fırsatınız varsa Türkiye'deyseniz ya da Avrupa'da yayınlanan bir yerler varsa ben de bakacağım. Gidelim izleyelim ya. Gidelim izleyelim. Bu aralar çemkirdikleri bir başka sinema filmi. O da Recep İvedik. Evet bir sanat filmi değil. Bizi kan Film Festivali'nde temsil etmedi. Recep İvedik'in bugüne kadar hiçbir filmini izlememiştim sevgili izleyenler. Böyle sosyal medyada çok paylaşıldığını görünce yedincisini yani bu yeni filmi izledim. Yani şu an gök Çok sağlam bir film yapmış. Komik mi? Hani bana çok hitap ediyor diyemem. Böyle hani kahkahalarla gülmedim. Ama sağlam bir kitlesi olduğunu biliyorum. Bunu izleyecek çok fazla insan var. Etki gücü çok yüksek. Ve şu an Gök Bakar bundan önceki filmlerinde yapmadığı bir şey yapmış. Hani izlemedin nereden biliyorsun? Yazılanlardan biliyorum. Şahan Gökbakar bu filminde ekonomik krizden çok güzel bahsetmiş, zamlardan harika bir şekilde bahsetmiş. Hepsinin ötesinde çevre katliamlarından, beşli çetelerden göndermeleri çok iyi anlıyorsunuz zaten. Zaten Recep İvedik'in öyle çok kapalı göndermeler falan derdi yok. Açıktan gömüyor. Hani söverek gömüyor, söverek göndermeler yapıyor. İşte bu yüzden pek hoşlarına gitmemiş sevgili izleyenler. Bu filmi beğenmeyenlerden birisi de Ahmet Hakan demiş ki aynı vasat altı mizah, aynı paçozluk, aynı kalitesizlik. E senin sevmen lazım o zaman Ahmet Hakan. Böyle paçozluktan hoşlanırsın sen, kalitesizlikten hoşlanırsın ya. Sen seversin böyle şeyleri. Senin derdin o değil zaten biliyoruz yani. Senin derdin o değil. Senin yaladığın, kabı yalamadığı için senin paspas olduğun kapıya paspas olmadığı için böyle yapıyorsun. Evet. Ve şunun da farkındalar. Recep İvedik filminin etki gücü çok yüksek. Recep İvedik'in hitap ettiği gerçekten kalabalık bir kitle var. Yani belki de o yüzden Şahan Bakar'a şu anda çok öfkeliler. Yarın çok önemli bir dava var sevgili izleyenler. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın belki de karar duruşması yapılacak. Ve belki de o karar duruşmasında Ekrem İmamoğlu'na siyasi bir yasak çıkacak. Böyle bir baltayı gezdiriyorlar altılı masanın üzerinde aslında. Seçim yaklaşırken altılı masanın adayı belli olmadığı için ne yapacaklarını da tam bilmiyorlar. Ekrem İmamoğlu aday olarak gösterilseydi çoktan siyasi yasaklı hale getirirlerdi. Ama henüz aday açıklanmadığı için onlar da davayı uzatıyorlar sürekli. Bir tehdit olarak bunu kullanıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tanıklarımız dinlenmedi demiş. Uzman mütalamız dikkate alınmadı. Hakim ceza verme eğiliminde olduğunu gösterdi demiş. Zaten biliyorsunuz davanın önceki hakimi sürgün edildi. Evet, önceki hakimi sürgün ettiler, hakim değiştirdiler. Bakalım yarın ne olacak? Yarın Türk siyasi tarihi için çok önemli bir güne dönüşebilir. Ya da mahkeme bir sürpriz yapar, doğru olanı yapar ve Ekrem İmamoğlu'na herhangi bir ceza vermez, siyasi yasak vermez. Göreceğiz. Yarın hep beraber göreceğiz Türkiye'deki adaletin nerelere geldiğini göreceğiz. Türkiye'deki adaletin nerelere geldiğini göreceğiz derken farkında olmadığımız bir durum değil zaten bu. Hepimiz biliyoruz. Bir örneği de yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden gelen bir karar sevgili izleyenler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 82 hakim ve savcı hakkında daha bu hakimler ve savcılar 15 Temmuz'dan sonra tutuklanmışlardı. Evet. Binlerce hakim ve savcı çok önceden hazırlanan fişleme listeleriyle tutuklandılar. Darbeyle bir alakaları var mı? Tabii ki yok. Darbeyi yapanlardan bile önce, bakın darbecilerden bile önce hakimleri, savcıları tutukladılar. Çünkü ülkenin adaletini bir kalıba sokmaları gerekiyordu. Yani yargıyı siyasetin köpeğine çevirmeleri gerekiyordu ve bunun için de bir liste hazırlamışlar. Uzun bir liste. O listeye göre bu insanları tutukladılar ve kanuna aykırı bir şekilde yaptılar bunu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kez daha karar verdi. Hak ihlali kararı verilmiş durumda ve davalarda devam ediyor. Yani Türkiye'nin adaleti tam da bu durumda.